Hipokrat yemin etmiş, kendini doktor olarak adlandıran bazı caniler 12 tane çocuğumuzu vahşice katlettiler özel hastanelerde, biliyorsunuz, para için. En değerli anamız, babamız ve çocuklarımız. Onlara kim ne yapıyorsa Allah bin katını başlarına getirsin. Bütün bunları gördükçe kendinizi Türkiye'de güvende hissediyor musunuz? Hayır. Hayır. Çocuklarımızı dışarı çıkaramıyoruz kardeşim. Çok ayıp şeyler bunlar. Çok günah. Kediler, köpekler dövülüyor. Bilmem ne oluyor. Anladın sen beni. Onlara bile ben ağlıyorum, sızlıyorum. Kaldı ki bebeciklerimizi. Onlar melaki. Ne yaptınız? Ne yapmak istiyorsunuz? Psikopat. Bunlar delirmiş. Kafayı yemiş. Nasıl olabilir böyle bir şey ya? Yazık olsun. Tüh sizin kalıbınıza. Yani bu en son bu bebek çetesiyle alakalı, evet, haberin üzerine bir şey söyleyebilirim. Bence dünya çapında bir suç. Yani dünya çapında, dünya büyüklüğünde bir suç ve yani umarım gerçekten cezalandırırlar bunu yapanlar ve bir daha da büyük ağır cezalarla cezalandırmalı diyorum. Çünkü bir daha kimsenin bu yönde bir şey cüret bile edememesi gerekiyor. Hipokrat yemini etmiş insanların böyle şeyler yapması sizi de birazcık tedirgin etmiyor mu yani, doktorlar? Ya sonuçta bence tedirgin etmediği kimse yoktur diye düşünüyorum. Çünkü insanlar çocuklarını nasıl bir daha bir hastaneye emanet edecekler yani. En azından bunun insanlara güvencesinin verilmesi gerekiyor bu saatten sonra. Teşekkür ederim. Olacak bir şey değil. Her gün yeni bir faciaya uyanıyoruz. Bu artık kanımızı donduran herhalde son radde olmalı. Korkunç üzgünüm. Çok içim yanıyor. İnsan davranışı değil zaten. Sonuna kadar cezalandırılmaları gerektiğini düşünüyorum. Maalesef biraz susmaya teşne bir toplumuz biz. Sustukça da, halının altına süpürdükçe de bunlar kaybolup gitmeyecek. Çoğalacak, artacak, acılar büyüyecek, önünü alamayacağız. Kesinlikle adil çözümler gerekiyor. Bebeklerimiz adına, çocuklarımız adına, kadınlarımız adına, hayvanlarımız adına, insanımız adına susmamalıyız bu caniliğe karşı. Bir arada yaşamak bu kadar zor olmamalı. Ahlaksızlık da bu kadar önemli bir yer timsal etmemeli. Ve çok fazla göz yumulan ahlaksızlık, yolsuzluk var. Bunların önüne almak lazım. Bunların önüne alacak insanların da adresi çok belli. Şimdi birçok özel hastanenin ismi de açıklandı. İsimlerini söylemeyeceğim, zikretmeyeceğim ama adı geçen özel hastanenin hepsi bu olay olmadan önce tırnak içinde saygın özel hastanelerdi. Keşke biz devletimizin hastanelerine daha çok güvenebilsek de, keşke halk hakkını orada görebilse, sağlığını orada kavuşabilse, bir düzen içinde, bir sistem içinde olsa da biz özel hastanelere bu kadar ihtiyaç duymasak yine oklar aynı yer. Yani hep şunu söylerlerdi eskiden bize, mesela erkekler kadınları koruyor, çocukları koruyor diye. Kimden ve neden koruyoruz? Ülkece cinnet mi geçiriyoruz, anlamadım. Gerçekten bu söylediğin şey o kadar korkunç ki. Bebek. Bebek yani ne denir ki? Yani bir yerde büyük yanlış var. Aklım almıyor ya, yani aklım almıyor. Konuyu siyasi görenler var. Ben kendim bu konunun siyasi olmadığını ve insani olduğunu düşünüyorum. Siz hangi pencereden bakıyorsunuz? Bunun neresi siyasi? Bu insanlık. Bir canın siyaseti olur mu ya? Candan bahsediyoruz. Yani bu illa insanın başına geldiği zaman mı anlayacak? İnsan yerinden zıplıyor bunları duyunca. Bunun siyasetle ne alakası var? Bu konuda kırgınım, üzgünüm. İnsanlığa karşı öyleyim. Son ayakta kalan umutlarımı ayakta tutmaya çalışıyorum aslında. Genel olarak bir çürümüşlük yaşıyoruz. Düşünmemiz lazım. Herkesin düşünmesi lazım. Bürokratından siyasetçisine, sanatçısından vatandaşına zor koşullar, zor olaylar doğuruyor. Bu haberleri duyunca akıl sağlığımız zedeleniyor açıkçası. Ama duygusal tepki verme vakti değil bence. Eylem vakti. Biz silkelenmeliyiz. Bu çürümüşlüğün önüne geçmeliyiz artık. Yani bir şey yapmalıyız. Sosyal medyadan dolayı her şeyi daha fazla görüyoruz ama biz kesinlikle çürüdük. Bunu kabul edelim. Hani kimse konuşmuyor, kimse ayaklanmıyor, kimse paylaşmıyor. Hani bu iblisler artık, bunlar insanlıktan çıkmış. Para için her şeyi yapar ama bunlar, çok net söylüyorum, şeytana tapan. Evet, gördüm bunun tipini. Bakın, çetenin lideri doktor ünvanlı. 98 yılında PKK üyeliğinden. Gördüğünüz senin gibi 12 yıllık kesinleşmiş. Sıfatına, senin sıfatına. Ve bir de çok ilginç olan şu, 2003 yılında topluma kazandırma yasasıyla cezası 2 yıla düşüyor. Yani biz bu adamı topluma kazandırmaya çalışmışız. Çok güzel topluma kazanmış maşallah. Artık savcılar, hakimler, bakın ben size mesleğinizi öğretecek bir sıfatta, bir konumda, bir vasıfta değilim. Ama gerçekten bence yaptığınız işi biraz daha gözden geçirmenizde fayda var. Bu nasıl bir şey? Siz bu adamı bırakarak bebek katilliğine itmişsiniz. Görüyorsunuz değil mi? Kaç tane bebek öldü? Çok canımızın yandığı günler yaşıyoruz. Çok canımız sıkılıyor tabii.
genel bir yorgunluk yaratan, çok can yakan bir süreçten geçiyoruz. Filme bağlayacak olursak hepsinin tedavisi aslında Cumhuriyet'in içinde var, demokrasinin içinde var. Galiba bunun içinde bir çözüm süreci başlatmak mı gerekiyor bilmiyorum aklıma gelen şeyi. Kadınların karar vereceği belki de ve bu konuyla ilgili bilim insanlarının, sanat insanlarının, siyasilerin bir araya gelip yeni bir çözüm süreci bulmaları, yeni bir insanı yaratmanın yolunu bulmayı, yeni insanın eğitiminin en baştan başlaması, ailenin eğitimi, çocuğun eğitimi, sıfırdan başlamak, sıfırdan bunları yaratmayacak, bunları yaşamayacak, yaşatmayacak çocuklar büyütmemiz gerekiyor galiba. Bunun için de toplumsal olarak bir ayağa kalkıp bir silkelenmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Her gün yattığım zaman akşamı ertesi gün acaba daha nasıl bir felaketle karşılaşacağız diye kalkıyorum. Daha ne olabilir diye kalkıyorum ve onlardan daha çok utanıyorum. Hipokrat yemini etmiş doktorlardan emin olun çok çok daha utanıyorum. Yani onlar acaba utanıyorlar mı bilmiyorum ama günümüzde çocuk yapmak isteyen, uğraşan çok insanlar var. Etrafımızda da çevremizde de var. Onları da düşünüyorum. Aileleri düşünüyorum. Yani kendimi bizim şimdiki mesleğimiz oyuncu olduğu için hani empati duygumuz yüksek yapamıyorum. Empati yapamıyorum ailelerle. Hani şuramda konuşurken bile düğümleniyor. Kaç yaşındaki ufacık çocukları annesi mesela bir okudum doğarken kucağına vermişler. En sonunda da ölümü ikinci kucağı da öldüğünde vermişler. Yani bunu nasıl yapıyorlar? Sadece para kazan yani para bu işte parayla kişilik karakter ortaya çıkıyor maalesef. Yani para benim hayatımda 3. 5. 6. planda. İnsanlığımız çok çok daha önemli. Yaptığımız işlerle güzel bir şeyler yapıyorsak ne mutlu bize. Ben böyle anılmak istiyorum. O yüzden o kadar çok utanıyorum ki söyleyecek de bir, ya başka şeyler de söylemek istiyorum ama yani yani acaba daha nasıl bir felaketle karşılaşacağız? Önce hayvan katliamı, çocukların ölümü, sonrasında böyle bir çete, işte kara para, artık ne göreceğiz biz? Aklım almıyor ya. Estağfurullah. Bir anne hassasiyetiyle. Korkunç bir olay yani. Ben insan olmadıklarını düşünüyorum açıkçası. Doktor kimliklerini bir yana koyuyorum. Ben insan olmadıklarını düşünüyorum. Biz evet daha anne baba olmadık ama bir arkadaşımızın, eşimizin, dostumuzun bebeği olduğunda hastaneye görmeye gittiğimizde dokunmaya kıyamıyoruz. Kucağımıza alırken herhangi bir yerine evet yanlış bir şey yapar mıyız, bir yerine zarar verir miyiz diye böyle bin kere düşünerek hareket ediyoruz. Onlar bebeklerimizin canlarını alıyorlar. Yani bu para değil, yani herhalde şey kafanıza silah dayasalar bu bebeği ya öldüreceksin ya da seni öldüreceğiz diye yine yapamayacağım bir şeyi para için yapıyor olmaları onların zaten insan olmadıklarını gösteriyor. Mesajları da ortaya çıktı. Bunu bayağı güle oynaya evet. Yapıyorlarmış. Evet, evet, evet. İşte onun için diyorum ya ben insan olduklarını düşünmüyorum. Yani artık Ceyhun'un da dediği gibi her gün hangi habere uyanacağız diye böyle elimiz ayağımız titriyor gerçekten. Korkunç bir olay. Umarım gereken yapılır. Ve gerçekten bu tarz şeyler için caydırıcı ne yapılması gerekiyorsa yapılır, caydırıcı olması adına. Çünkü artık dayanamıyoruz. Yani bunun bir son bulması gerektiğini düşünüyorum. Ve bunu yaşayan ailelere de sabırlar diliyorum. Kime güveneceğiz artık, neye güveneceğiz bilmiyorum. Çok üzücü olayları birbiri üstüne duyuyoruz. Çok canımız sıkılıyor. Tabii ki kaygılanıyoruz. Tam iç yüzünü bilmemekle beraber üzüntülerimi dile getiriyorum. Yani Allah herkesin evladını korusun. Çığırından çıkmış insanlar topluluğu var. Bence her dönemde var.
Metanetli bir milletiz diye düşünüyorum. Hem kendi içimizde çözebiliriz diye düşünüyorum, hem de gereken de yapılacaktır diye. Hipokrat emini yapmış, Hipokrat emin etmiş insanlardan gelmesi bu vahşetin sizi de biraz şaşırttı mı? Çok üzücü, benim eşim doktor. O yüzden anlamakta güçlük çekiyorum. Gerçekten bunları konuşmak bile benim içimi acıtıyor. Masum bebeler söz konusu olunca. O yüzden daha fazla uzatma ben.